Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poco Watch akıllı saati inceliyoruz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bana özel bir kutu gelmişti. Ona bir böyle kutu açılışı da yapmıştım. O kutuda hem bu akıllı saat vardı hem de Poco F4 GT oyun telefonunda bulunuyordu. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden bahsetmek istiyorum. Bir kere çok şık ve ince bir saat var, onu söyleyeyim. Yani böyle elinize aldığınız zaman çok hafif, bu arada neredeyse ağırlığı yok gibi hissetmiyorsunuz bile bileğinizde. Çok da güzel, şık bir akıllı saat var. Yan yüzünde bir tane düğmemiz var. Düğme tam orta kısmında bulunuyor ve oldukça da büyük tasarlanmış. Bu düğmeye basarak çeşitli fonksiyonlarını dokunmatik yüzey ekranı yardımıyla da kullanabiliyorsunuz. 20 mm'lik kayış tercih edilmiş ama bu kayışlar özel bir mekanizma yardımıyla böyle bastığınız zaman bir üzerlerinde düğme var. Hem sağ tarafındakinde hem sol tarafındakinde. Bunları basarak çekiyorsunuz ve yeni kayışlar takıyorsunuz. Ben piyasada pek kayış görmedim ama AliExpress'te falan vardır diye tahmin ediyorum muhtemelen. Bu arada kayışlar da gövde rengiyle aynı. O yüzden farklı bir renk taktığınız zaman bu gövde rengi biraz sırıtacaktır diye düşünüyorum. Ama sırıtmayacağı durumlar da olabilir. Artık size kalmış bir durumda. Kayışı taktığınız zaman bileğinizde rahat bir şekilde duruyor. Farklı bir tuşu mesaresi yok. Arka kısmında bir algılayıcıların olduğu bölüm var. Bir de şarj kontaktörünün bağlandığı bölümü buradan görmüş oluyoruz. Bunun dışında hani dış görünümle ilgili herhangi bir şey yok. Kutusundan özel bir kablo çıkıyor. Bu kablo yardımıyla USB'den takacağız bir adaptör veya powerbank üzerinden cihazı şarj ediyorsunuz. Bunun dışında hani ayarı vesairesi bulunmadığını belirteyim. Şimdi gelelim Poco Watch'ın teknik özelliklerine. Ben hepsine detaylı bir şekilde burada değinmeyeceğim. Açıklama kısmında çok detaylı özellikleri yazdım. Burada sadece genel teknik özelliklerden biraz bahsedeceğim. Akıllı saatimizin ekranı 1.6 inçlik 320x360 piksellik AMOLED bir ekran. Birçok ölçümü yapabiliyor. Bunlar arasında ne var? SpO2 var, kalp ritmi ölçümü var, fitness faaliyetlerini ölçebiliyor ki 100'den fazla fitness modumuz var. Uyku ölçümü yapabiliyor, stres ölçümü yapabiliyor ve kadınların özel günlerini takip edebiliyor. 5 ATM'ye kadar suya dayanıklık özelliği var. 14 güne varan bir pil ömrümüz var. GPS desteğinin olduğunu söyleyeyim. Mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri var saatin. 31 gramda ağırlığın olduğunu söyleyeyim. Bluetooth 5.0 ve 225 mAh'lik bir pilimiz var. Akıllı saatimizin fiyatı ise 1499 TL. Şimdi gelelim akıllı saatle ilgili yaşadığım deneyime. Öncelikle ben bu saati yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Yani 10 günü geçmek üzere neredeyse arkadaşlar. Birçok şeyi ölçüyor gerçekten de. Neleri ölçebiliyor? Uyku ölçümü yapabiliyor. Kalp ritmini ölçebiliyor. SpO2 ölçümü yapabiliyor. Kadınların özel günlerini takip edebiliyor. Ve stres takibi yapabiliyor. Bunların hepsini çok da güzel bir şekilde yapıyor. Kullanımı çok zor değil. Nasıl kullanıyoruz? Yan yüzdeki tuşa bastığımız zaman ekranımız geliyor veya bile bileğinizi aktif hareket ettiğiniz zaman da yine aynı şekilde ekran geliyor. Ekrandan şimdi şöyle tuşa bastığımız zaman karşımıza bir menü geliyor. Burada işte egzersizler, uykular, şunlar, bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Müzik kontrolü yapabiliyor. Telefonunuzda fotoğraf çekebiliyor. Bunun dışında işte pusula vesaire gibi özellikleri de var. Ekranı aynı zamanda bir lamba gibi ya yani ışık kaynağı gibi kullanabiliyor. Biliyorsunuz. Ana menüdeki bu özelliklerin dışında şöyle yukarıdan aşağı hareket ettirdiğiniz zaman bildirimler geliyor ekranda. Burada işte bunu bildirimin ayarlarını uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Onlara birazdan değineceğim. Alt kısma doğru hareket ettirdiğimiz zaman ise çeşitli fonksiyonları burada görebiliyoruz. Burada ne var mesela? Saatin işte rahatsız etme modunu açıyorsunuz. Bilek hareketiyle aktif olsun ekran olmasını ayarlıyorsunuz. Alarm ayarlayabiliyorsunuz. Işık ayarlayabiliyorsunuz. Açık tut ayarını yapabiliyorsunuz. Ve buradan da yine çeşitli ayarları, farklı ayarları da yine bu yukarıdan aşağı doğru hareket ettiğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Bir de tabii ki saatlerde klasik olarak soldan sağa bir modu da var. Bunların nelerin görüneceğini siz uygulama üzerinden seçebiliyorsunuz. Burada işte egzersizleriniz var. Toplam egzersizlerin sonuçlarını görebiliyorsunuz. Egzersiz başlatabiliyorsunuz. Hava durumunu ayarladıysanız görebiliyorsunuz. Ek olarak bir de SpO2 ölçümünü yapabiliyorsunuz. Kalp ritmini görebiliyorsunuz ve genel ana ekrana tekrar geri dönüş yapıyorsunuz. Bunları dediğim gibi siz ayarlıyorsunuz. Hani şu görünsün, bu görünmesin gibi 7 tane şeyi buraya koyuyorsunuz. Birilerini çıkarıp öbürlerini eklemeniz de buradan mümkün. Gelelim kurulum meselesine arkadaşlar. Mi Fitness uygulaması var Xiaomi'nin. O uygulamayı cep telefonunuza kurmanız gerekiyor. Ben Android bir cep telefonu kullanıyorum ve Huawei P40 Pro üzerinde denedim bunu. Onda bile gayet güzel çalışıyor. Xiaomi de daha rahat ve daha uyumlu çalışacaktır diye tahmin ediyorum ama herhangi bir Android'de çalıştırabilirsiniz. İlla Xiaomi olması şart değil arkadaşlar. Uygulamayı yükledikten sonra işte saati tanıtıyorsunuz ve uygulama üzerinden bir sürü ayar var. Bu aslında standart olarak hani diğer saatlerde de karşımıza çıkan bir özellikti. Birçok ayarı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Saatin yazılım güncellemesini, kadranları değiştirmesini ki mesela kadran değiştirme anlatayım. Buraya basılı tuttuğumuz zaman ekrandayken kadranlar geliyor. Burada bakalım sayalım 1, 2, 3,
4, 5 tane kadran var. Siz burada eğer farklı kadranlar yüklemek isterseniz uygulama üzerinden yüklüyorsunuz. Böyle 100'e yakın kadran var gördüğüm kadarıyla. Yani onlarca diyeyim daha doğrusu. Onlarca farklı kadran seçeneği var. Bunu ücretsiz olarak yükleyebiliyorsunuz. Zevkinize göre, keyfinize göre, kafanıza göre tabiri caizse o kadranları uygulama üzerinden saate gönderebiliyorsunuz. Uygulamada bir sürü ayar var dedim. Güncelleme yapabiliyorsunuz. Saatin bir firmware yani yazılım güncellemesi geldiyse oradan görebiliyorsunuz. Bunun dışında egzersizlerinizi, uyku durumunuzu, işte efendime söyleyeyim SPO2 ölçümlerinizi ne bileyim diğer bütün ayarları da yine o uygulama üzerinden görüyorsunuz ve burada geçmişe yönelik de ne zaman başlatacaksın diyelim bir hafta öncelikle başlattım ben mesela. Bir haftalık kayıtları da orada görüyorsunuz. Hani karşılaştırma yapabiliyorsunuz. GPS özelliği olduğu için egzersiz haritalarını da hani uydu haritası üzerinden de yine uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Bence bu güzel olmuş çünkü benim şahsi fikrim hani egzersiz takibi yapmak istiyorsanız bir cihazda mutlaka GPS olmalı. Konum verilerinizle yürüyüş yaptığınızda ne yaptıysanız eğer artık onları eşleştirebiliyorsunuz. Bu arada egzersizlerden bahsetmişken yine 100'den fazla egzersiz var üzerinde ve bunlar da istediğinizi seçerek kullanabiliyorsunuz. Arayüz bana biraz basit geldi onu eleştireyim. Yani saatin arayüzü birazcık basit geldi. Ama işlevsel mi? İşlevsel orada bir sorun yok. Ayrıca şey takibi de yapabiliyor. Mesela yürümeye başladın bunu ben bir egzersiz olarak kayıt edeyim mi diyor. Hemen otomatik olarak egzersiz kayıt etmeye başlıyor. Bu genelde %90 çalıştı bende. %10 çalışmadığı zamanlar oldu. Onlarda da hani bir şekilde kendim manuel başlattım. İstersen tabii manuel de başlatabiliyorsunuz. Onda bir sorun yok. Otomatik başlatıyor olması da bence güzel olmuş. Uyku takibinde şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Mesela normal birçok akıllı saat gündüz uykunuzu ölçmüyor. O saat aralığını devre dışı bırakıyor anladığım kadarıyla ama bu saat ölçebiliyor. Yani böyle gündüz yarım saat uyudunuz, 15 dakika uyudunuz, 20 dakika uyudunuz. Benim ölçümlerimi yaptı mesela. Ben bazen gün içinde uyumayı da seven birisiyim. Gayet güzel bir şekilde yaptı. Bu da benim hoşuma giden bir özellik oldu. Çünkü çoğu saatte ben böyle gündüz o kısa uykuları, şekerlemeleri ölçmediğini görüyorum. Bu akıllı saat bunun ölçümünü yapabiliyor. Merak edenler için söyleyeyim. Saatte sürekli açık modu da var. Tabii ki bu pil ömrünü azaltan bir şey. Pil ömrünü azalttığı için onu en azından ki pek açmanızı ben önermiyorum ama isteyenler oluyor, bazen soranlar oluyor. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyeyim. Bildirim bildirim meselesini arkadaşlar. Gerekli ayarları yaptıysanız istediğiniz uygulamadan bildirimleri bu akıllı saat üzerinde görebiliyorsunuz. Ancak yanıt verme falan gibi bir durum söz konusu değil. Sadece görebiliyorsunuz ve ona bakabiliyorsunuz. Onun dışında o bildirime yanıt verme, işte bir şeyler yazma gibi bir özelliğin olmadığını söyleyeyim. Yeri gelmişken telefon çağrılarından da bahsetmek istiyorum. Bir çağrı geldiğinde ekranda görüyorsunuz. İsmini yazıyor. Ama saat üzerinden bir görüşme yapma imkanınız yok. Sadece görüyorsunuz. İsterseniz reddedebiliyorsunuz. Gelelim pil ve şarj konusuna. Öncelikle pil ömründen biraz bahsedeyim. Markanın verdiği değerler 14 güne kadar diyordu. Ben yaptığım ölçümlerde ben mesela geçen hafta perşembe günü tam olarak da bunu ölçtüm hatta. Geçen hafta perşembe günü şarj ettim. Şu anda %6 durumunda pil ömrü. Bugün cuma. Yani 8 günde %6'ya geldi. Bir gün daha gideceğini düşünürsek 9 gün vesaire olacağını tahmin ediyorum. 9-10 günü rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben saati hiç çıkarmadım bileğimden. Onu söyleyeyim. Ancak şimdi şu an test ettiğim zaman bileğimden çıkarmış oldum. Arada sırada da ufak tefek egzersizler için, yürüyüş vesaire gibi egzersizler için de yine saati kullandım. Yani 14 güne ulaşabilir mi? Muhtemelen ulaşır diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu birazcık nasıl kullandığınıza bağlı. Eğer çok yoğun egzersiz vesaire yaparsanız tabii ki pil ömrü biraz daha azalacaktır. Ama beni biliyorsunuz ben böyle 2 günde bir biten işte Apple gibi, Samsung gibi saatleri sevmiyorum. O yüzden 10 gün çok güzel bir rakam olduğunu belirteyim. Şarj meselesinde de şöyle bir kutudan böyle bir kablo çıkıyor. Bu manyetik bir şarj dediğimiz tutturmalı bir şey. Şu arka kısmında bulunan kontaktör takıyorsunuz ve ucuna da işte bir adaptör olabilir. Ops düşürdük bu arada. Ucuna da bir adaptör olabilir veya bir powerbank taktığınız zaman şarj etmiş oluyorsunuz. Bu da pratik ama tabii bunu kaybetmemeniz lazım. Kaybederseniz sıkıntı olacaktır. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani bir kablosuz şarj vesaire falan yok. Ama zaten bu fiyat aralığında da kablosuz şarjın olmadığını belirteyim. Gelelim Poco Watch'un fiyatına. Ben bu incelemeyi yaptığım tarihteki fiyatı 1499 TL'di. Yani 1500 TL diyebiliriz. Özelliklerine baktığımda bence makul bir fiyat. Yani saat tarzında bir ürün. GPS özelliği var. İşte su geçirmeme, işte diğer fonksiyonları falan saydığımızda bence makul olduğunu söyleyeyim. Sadece bu saati zorlayacak olan şey şu olabilir. Daha önce piyasaya sürülmüş işte Honor'un, Huawei'nin akıllı saatleri var. İşte dairesel ekranda daha büyük telefon görüşmesi falan da yapabilen. 3 aşağı 5 yukarıda 1500, 1600, 1700 TL civarında satılıyor. Yani bu ürünler söyledim tabii ki 1-2 senelik geçmişe yönelik 2 sene içinde daha önce satılmış veya piyasaya sürülmüş ürünler hala piyasada bulunuyor. Yeni nesil cihazlarda zaten bu fiyatlardan bahsediyor.
başlıyor artık ama o tarz eski nesil saatlerin hala fiyatının işte 1500-1600 en fazla 2000 TL civarında olduğunu görüyorum. Belki onlarla rekabet edebilir ama tarz olarak, şekil olarak, özellik olarak baktığımızda hani bu özellikleri sunan akıllı saatlerin zaten fiyatı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Bazılarının hatta daha pahalı olduğunu da söyleyebilirim. Onların mesela bazı modellerde de telefonla görüşme özelliği falan da var. Bunda o özelliğin bulunmadığının altını çizeyim. Bence eğer akıllı saat istiyorsanız ve böyle hani fonksiyonları da benim için önemli diyorsanız ve muhtemelen de şöyle bir şey söyleyebilirim. Xiaomi marka bir telefonunuz da varsa veya Poco marka, onun yanında da bir ekosistem ürünü olsun derseniz kesinlikle alınabilecek bir akıllı saat olmuş Poco Watch. İncelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Poco Watch'ı anlatmaya çalıştım. Güzel bir akıllı saat. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim. Yanıt verebildiklerime de yanıt vereceğimi söyleyeyim arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı, ki abone olmanız benim için önemli. Neden? Çünkü o abone sayıları, işte şu kadar abonem var, bu kadar abonem var diye övündüğümüz rakamlar. Onun altını çizeyim. Bana farklı şekilde destek olmak isterseniz yorum yazmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bunlar da benim için önemli detaylardan bir tanesi. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Açıklamada hepsinin tek tek linki var. Oralardan gidip işte TikTok'ta da varım, Facebook'ta da varım, Instagram'da da varım. Her türlü ortamda varım. Oralarda da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.